Merhaba Bilgi Sevili takipçileri. Bu videomuzda sizlere diş tarağından bahsetmeye çalışacağım. Mantığını anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Fazla teferruata girmeyeceğim. Diş tarağı metrik ve Whitworth dişleri ölçmeye yarayan yardımcı bir aparat. Bir cetvel arkadaşlar. Bununla ne yapıyoruz? Bununla mevcut bir dişin hatvesini ölçebiliyoruz arkadaşlar. Yani adım sayısını ölçebiliyoruz. Bilindiği gibi Whitworth dişlerin tepe açısı 55 derece. Bakın burada da belirtilmiş. Whitworth 55 derece diye. Metrik dişlerin tepe açısı da 60 derecedir arkadaşlar. O da burada belirtilmiş. Kısaca metrik ve Whitworth'lar hakkında çok kısaca bir bilgi vereyim. Metrik dişlere sahip bağlantılar genellikle, daha doğrusu çoğunlukla bağlantılarda kullanılır arkadaşlar. Birleştirmede kullanılır. Whitworth'lar ise çoğunlukla sızdırma ihtimali olan bağlantılarda, yani sızdırmazlıklarda, akışkanlarda kullanılır arkadaşlar. Evet, peki nasıl kullanıyoruz bu diş tarağını? Şöyle kısaca bir örnekle göstereyim size arkadaşlar. Diyelim ki elimizde şöyle metrik bir vida var. Metrik olduğunu bildiğimiz bir vida var. Bu metrik 18 arkadaşlar. Metrik 18'in hatvesini ölçeceğiz. Metrik 18'in hatvesini nasıl ölçeceğiz arkadaşlar? Diş tarağından metrik bölümüne geçiyoruz. Öncelikle göz kararı arkadaşlar. Hatveyi şöyle seçiyoruz. Uygun tarağı bulduktan sonra vidamızın dişleriyle örtüştürüyoruz arkadaşlar. Örneğin 1.75'i ölçtüm. Uymadı. 2 de uymadı arkadaşlar. Evet. 2.5 buna uydu arkadaşlar. Şöyle yandan baktığınızda bunu ışığa doğru tutup bakmak daha doğru olur. Tam örtüştüğü diş, bir altına bir üstüne de bakarsanız zaten uymadığını göreceksiniz. 3 uymuyor. 2 de uymuyor arkadaşlar. 2.5 olan hatve uyuyor. Yani bu metrik dişin hatvesi 2.5'muş. Yani bunu ölçülendirirken metrik 18 çarpı 2.5 olarak hatvesini verebiliriz arkadaşlar. Diş ölçüsünü. Peki bu 2.5 nasıl 2.5 arkadaşlar? Şöyle kumpasımızdan 2.5 milimetreyi ayarlayalım. Ve ölçelim. Bir adımı 2.5 milimetre arkadaşlar. Şuradan yarım parmak Whitworth'u ölçelim arkadaşlar. Yarım parmak Whitworth'u da yine aynı yöntemle ölçüyoruz. 13G de değil arkadaşlar. Evet, 14G 7/16 inç olarak gözüküyor arkadaşlar. Evet, Whitworth'un hatvesini de bu şekilde bulabiliriz. Evet sevgili arkadaşlar, mümkün olduğu kadar anlaşılır bir şekilde size ifade etmeye çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Genellikle kılavuzların üzerinde hatveleri yazıyor. Yani diyelim ki örnek veriyorum, metrik 18 üzerinden yine gidelim. Metrik 18'e 2.5 olduğu kılavuzun üzerinde yazılı. Fakat bazen kılavuzlarımız çok eski oluyor ya da kullanımdan dolayı üzerindeki markalamalar, yazılar silinmiş oluyor arkadaşlar. O yüzden bu diş tarağına ihtiyaç duyuyoruz. Bu diş taraklarının kullanım amacı da bu arkadaşlar. Evet, umarım faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese sağlıklı, güzel günler dilerim. Hoşça kalın arkadaşlar.